Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Sorumluluk, iman, ahlak, hatemül enbiya ve şehit kelimelerimiz var. Burada da 5 tane boşluk doldurma sorumuz var. Vatan, millet ve din uğrunda düşmanla savaşarak canlarını feda eden Müslümanlara biz ne deriz? Şehit deriz. Vatan için şehit olmuş insanları gibi ifade ederiz. Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyecektir. O son peygamberdir anlamına gelen kelime Hatemül Enbiya'dır arkadaşlar. Hatemül Enbiya olacaktır. Yani son peygamber anlamına gelen Hatemül Enbiya. Unutmayın, karşınıza çıkacaktır. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve sonuçlarına razı olmasına ne denir? Sorumluluk denir. Burada dikkat edeceğiniz nokta kendi yetki alanı kelimesinden çıkarabilirsiniz. Sonuçların üstlenmesi kısmından çıkarabilirsiniz. İnsanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı iyi, kötü tutum ve davranışlarının tümüne demiş. Bakın dikkat ederseniz kelimeler içerisinden zaten çıkarabilirsiniz ama iyi ve kötü tutum diyor ya. Tutum bir nevi nedir? Ahlaktır değil mi? İyi ahlak, kötü ahlak şeklinde de tanımlayabilirsiniz. Doğru cevap ahlak olacaktır. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz diyor Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde. Doğru cevap iman olacaktır. Şimdi geldik, doğru yanlış sorularımız var. Bunlara bakalım. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin doğruysa başlarına D, yanlışsa başlarına Y yazınız demiş. Kur'an ayetlerini geniş bir şekilde ayrıntılarıyla açıklayan bilim dalına tebliğ denir demiş. Yanlış olacaktır arkadaşlar. Bunun doğru cevabı tesvir olacaktır. Kuran-ı Kerim'in detaylı genel bir amacıyla açıklayan bilim dalı tesvirdir. Peki tebliğ ne demektir? Peygamber Efendimizin sıfatları içerisinde bulunan Allah'tan gelen ayetleri biz Müslümanlara anlatması, açıklaması anlamına gelmektedir. İhtiyaç duyan herkese ayrım yapılmadan yardım edilmelidir. Doğru. Ancak ahlaka uygun olmayan, vicdanın onaylamadığı konularda yardım etmek doğru değildir demiş. Bu da doğru cevaptır. Doğru bir ifadedir. Yani ihtiyaç duyulan herkese yardım edilebilir. Tamam, doğrudur. Ama ahlaka uygun olmayan, yani siz birine yardım ediyorsunuz, o yardım ettiğiniz kişi bu yardımı kötülük amacıyla kullanıyorsa o kişiye yardım etmemeniz gerekir. Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara, iyilik ve yardım etmeyi seven kişilere vatansever demiş arkadaşlar. Yanlıştır. Peki bakın, yoksullara, yardıma muhtaçlara yardım eden kişi ne olacaktır? Yardımsever olacaktır. Vatansever olmayacaktır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya'dır. Yani peygamberlerin sonuncusudur. Doğru mu yanlış mı? Yukarıda söylemiştik. Doğru ifade olacaktır. Yüce Allah herkese adaletiyle muamele eder. O yaratmış olduğu varlıkların da adaleti gözetmesini ister. Doğru bir ifadedir. Annemizden 100 kat daha şefkatli bir yaradandan bahsediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla derken de bunu onaylıyoruz. 3. sorumuza bakalım. 3. sorumuzda meleklerimiz var. 4 büyük meleğin görevini aşağıdaki tabloya yazınız. Şimdi Cebrail aleyhisselam, Azrail aleyhisselam, Mikail ve İsrafil aleyhisselam olmak üzere 4 tane büyük melek vardır. Peki bu meleklerin görevi nedir? Bakın Cebrail aleyhisselam. Cebrail aleyhisselam'ı genelde dini kitaplarda şu şekilde görebilirsiniz. Peygamber Efendimiz Nur Dağı'nın Hira mağarasına gittiğinde Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamber Efendimiz'e ne dedi? Oku dedi. Yaradan Rabbinin adıyla oku şeklinde ilk ayeti indirdi. Yani Allah'ın ayetini Allah'ın kelamını peygamberlere vahyeden, indiren kişi kimdir? Cebrail'dir. Yani vahiy meleğidir. Vahiy kelimesini isterseniz böyle ya da vahiy diye şöyle iyi koymadan da yazabilirsiniz. Karşınıza çıkabilir. Cebrail aleyhisselam vahiy meleğidir. Peki Azrail. Genelde böyle yaşlı ninelerimiz, dedelerimiz varsa mesela Azrail gelir filan şeklinde, yani Azrail canımızı alacaksa yapacağımız bir şey yoktur gibi kelamlarını duyarsınız. Azrail ise can alıcı melektir arkadaşlar. Bunu da yazalım. Can almakla görevli diyelim, daha doğru olur. Mikail aleyhisselam doğa olaylarını düzenleyen melektir. Yani yağmurun yağacağını, karın yağacağını ya da rüzgarın çıkacağını belirleyen melektir. Doğa olayları. Son olarak da İsrafil aleyhisselam ise sura üflemekle görevli olan melektir. Bunların ekran resmini alırsanız yarınki sınavımız için size fayda sağlayacaktır. 4 meleğin görevlerini bilmenizde fayda vardır arkadaşlar. Çünkü bu 4 melek her türlü karşınıza soru olarak gelecektir. Emin olabilirsiniz. Peygamberimizin bir hadisi varmış. Hadise bakalım ne demiş? Bu hadise göre hangisi doğru bir davranış olamaz diyor. Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. İnsanlara ahirette şu 5 şey sorulacaktır. Zamanını, ömrünü nerede tükettin? Gençliğini nasıl geçirdin? Malını nereden nasıl kazandın? Nereye nasıl harcadın? Ve bildiklerinle ne iş yaptın şeklinde sorular sorulacaktır diyor. Gençken doyasıya eğlenmeli, kuralsız ve özgürce yaşamalıyız demiş, yanlıştır. Bize ne diyor? Bakın, gençliğini nasıl geçirdin sorusu sorulacak diyor. Hayatımızı ve gençliğimizi sağlarken helal haram sınırlarına dikkat etmemeliyiz diyor. Hayatımızı ve geçimimizi sağlarken helal haram sınırına dikkat etmeliyiz demiş, doğrudur. Kul hakkına dikkat etmeliyiz, doğrudur. Zamanın değerini bilmeli ve onu yararlı bir şekilde geçirmeliyiz, doğru olacaktır. Burada olmayan ifade A seçeneği, kuralsız ve özgürce yaşamak, yanlıştır. Peygamberimiz, güçlü kimse insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hakim olandır buyurarak insanda bulunması gereken hangi ahlaki özelliğe vurgu yapmıştır? Bakın, cümleye baktığımızda ne diyor cümlede? Diyor ki, öfkeli bir anda birini patara kütere dövmen senin güçlü olduğun anlamına gelmez. Asıl güç o öfkeni dindirebilmek, yani o öfkene sabredebilmekten bahsediyor. Burada vatanseverlik, güvenilirlik, adalet değil, sabır, sabır, sabır diyor. Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yere gelmesi gereken kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Küçüğümüze ... etmeyen, büyüğümüze ... göstermeyen bizden değildir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi kişiye haccın farz olmasının şartlarından biri değildir? Bakın, siz bir bireysiniz, tamam mı? Kız öğrencimiz misiniz, erkek öğrencimiz misiniz bilmiyorum. Bir bireysiniz, tamam. Şimdi düşünelim. Hac sizin için hangi şartlarda farz olacaktır? Bunlara bakalım. Şimdi birinci seçeneğe baktık. Diyor ki, sağlığı yerinde olmamak. Evet, hac ibadetini yapabilmek için siz Türkiye'den, yani çoğumuz Türkiye'de yaşıyoruz. Dışarıdan izleyenler varsa onlara da selam olsun. Türkiye'den bayağı bir mesafe gidip aşağı tarafta bulunan Mekke ve Medine'ye gideceksiniz. Yani uçak yoluyla bu yolculuğu çekip orada da bazı eylemleri yapacaksınız. Ondan dolayı sağlığınızın yerinde olması şarttır. Erkek olmak demiş, yanlıştır. Şimdi hacca giden kişilere baktığınızda hem erkekler gidiyor hem de kadınlar gidiyor, değil mi? O zaman erkek olmak bu ibadette bir şart değildir. Masraflarını karşılayacak maddi güce sahip olmak, evettir. Bayağı bir mesafe gidiyoruz. Özgürlüğü kısıtlanmamış olmak, bu da doğrudur. Yani sizi bağlayan bir durum yoksa hacca gitmeniz gerekir. Bu özgürlüğü kısıtlanmamış olmak mesela hani bir cezası olması ya da bir işte ne bileyim askere gitmiş biri de olsa mesela bunlar da özgürlüğü kısıtlanmış ifadeler olarak kabul edebiliriz. Şimdi geldik 5. sorumuza, devam edelim arkadaşlar. Şöyle kağıdımızı ayarlayalım. Semut kavmini bu şekilde uyaran peygamber kimdir? Zaten Semut kavmini gördüğünüz zaman direkt peygamber, sizin de konu olarak işlediğiniz peygamber Hazreti Salih peygamberdir. Ama biz soruya bir bakalım. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın bir devesi. Deve. Bırakın onu Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi yakın bir azap yakalar demiş. Allah'ın Hazreti Salih'e verdiği bir deve ve Hazreti Salih Semut kavmine diyor ki Allah size bir mucize olarak deve gönderdi diyor. Bırakın bu otlasın, yayılsın diyor. Yani doğru cevap Hazreti Salih olacaktır. Geldik 6. sorumuza. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mikail adlı meleğin görevlerindendir. Abbao, Mikail adlı meleğin görevi. Peki ben az önce size ne dedim? Ekran resmini çekmeyi unutmayın dedim. Nerenin ekran resmiydi? Buranın. Mikail aleyhisselam görevi neydi? Doğa olayları. Yani yağmur yağacak, kar yağacak. Kim belirliyordu? Mikail aleyhisselam belirliyordu. Yukarıdaki boş bırakılan yere tabi bunlar hepsi Allah'ın izniyle, unutmayın. Yani Allah izin vermediği sürece Mikail aleyhisselam yağmur yağdıramaz. Allah izin vermediği sürece Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize gelip vahiy veremez. Unutmayın. Bunlar Allah'ın izniyle onların görevleridir. Yukarıda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yani görevidir diyor. Kıyamet esnasında sura üflemek. Kimin göreviydi sura üflemek? İsrafil'in göreviydi. Bunları da yazalım yan taraflarına. Allah'tan aldığı vahiyleri peygamberlere iletmek Cebrail aleyhisselamın göreviydi. Evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenleyen Mikail aleyhisselamdı. Doğru cevabımız da bu olacak, yanına yazalım. Eceli gelenlerin canlarını alan ise Azrail olacaktır. 7. sorumuza bakalım. Bu ayette hangi ahlaki davranıştan diyor bahsedilmiştir? İyilikle kötülük bir olamaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav, gönder. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiş. Şimdi burada aslında şuradan bahsediyor arkadaşlar. Bu ayette hangi ahlaki davranıştan bahsedilmiştir? Bu ayette bir nevi siz kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bunu gönder ki yoksa seninle arasında diyor... Seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiş. Seninle yakınlaşabilir anlamına gelmektedir. Ondan dolayı sen burada sevgi gösterisi yapabilirsin. Karşılık verme anlamında diyor. Yani kötülüğe karşılık verme, onu sal gitsin diyor. Yukarıdaki dizeler insanda hangi ahlaki duyguyu uyandırır? İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Zemin kan kırmızı diye devam eden bir şiirdir bu. Bu şiirde dikkat ederseniz arkadaşlar, kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için, vatanseverlikten bahsediyorum. Son olarak da haccın farzları ile ilgili bir sorumuz var. Bunu da çözelim. Metnin sonunda aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Hacca giden bir kimsenin hacı olabilmek için mutlaka yapması ve asla ihmal etmemesi. Haccın farzları gereken işler şunlardır. Haccın farzları tavaf yapmak var, vakfe yapmak var, ihrama girmek var. Ama say yapmak, 7 sefer Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmek haccın farzları içerisinde değildir. Arkadaşlar sorularımız bu şekilde. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not tabii diğer sınavlar gibi bir cızgı, 2 yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.